Merhabalar. Bugün iki önemli krizi yeniden ele alacağız. Ukrayna ve Gazze. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki ifadelerine bir bakacağız. Bir de Erdoğan-Esad görüşmesi, iktidar ve iktidar medyası tarafından bir hayli magazinleştirildi. Bu konuyu da bir değerlendirmeye çalışacağız. Hakan Fidan'ın ifadelerinden sonra özellikle Türkiye'de bu 3. Dünya Savaşı çıkar mı çıkmaz mı konusu geniş bir tartışma alanı buldu. Bu meseleyi de bir inceleyelim diyoruz. Zaten bir önceki programımızda da bu konuyu ele alacağımızı konuşmuştuk. Evet, sevgili Fatih, istersen Ukrayna arazideki durum, Kuleba'nın Dışişleri Bakanı'nın Çin ziyareti, önemli bir ziyaret. Buradan başlayalım, uygun görürse. Evet, teşekkürler. Ben de saygıdeğer izleyicileri selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Geçen programdan bu yana dünyada yine baş döndürücü gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Elbette. Türkiye'de de. Türkiye'de de keza. Zaten birbirinden soyutlamak pek de mümkün olmuyor. Evet. Keza Ukrayna ile ilgili de ilginç gelişmeler oldu. Sahada pek bir hareketlenme yok gibi. En son gelen bilgiler Rusların işte adım adım belli yerlerde ilerlemekte olduğu. 1-2 kilometre. Yok, o kadar. Yani çok. O kadar. Ama yani işte toplam birkaç yüz kilometre son 3-4 ayda. Aynen. Ama aynen. Böyle belirleyici bir değişiklik yok. Radikal bir değişiklik yok. Doğru. Fakat işin anladığımız, gördüğümüz kadarıyla daha doğrusu diplomatik yanında hareketlenme başladı. İşte Haziran ortasında yapılan Ukrayna Barış Konferansı, şimdi Kuleba'nın Çin'e yaptığı ziyaret, uzunca bir ziyaret, sadece Çin Dışişleri Bakanı ile görüştüğü anlaşılıyor. O da Pekin'de değil, Guangzhou'da anladığımız kadarıyla. Bir şey yalnız burada altını çizmekte fayda var. Şimdi savaş başladıktan sonra, Şubat 2022'den tam aşağı yukarı bir yıl sonra Çin'in bu Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili bir tutum kağıdı açıkladığını biliyoruz. Burada bir takım temel ilkelere yer verdi. Neler bekliyor Çin? O zaman Batı dünyası genel hatlarıyla pek olumlu göze bakmadı buna. Bunu da biliyoruz. Ancak orada şöyle bir tablo ortaya çıkmıştı. Zelenski elinin tersiyle etmedi bu tutum kağıdını. Çin bu hamlelerine devam etti. Nisan daha yeni, Nisan 2024'te 4 maddeden oluşan bir barış planına zemin oturtacak bir çerçeve açıkladı. Ukrayna Barış Konferansı'na giden süreçte Brezilya ile birlikte 6 noktadan oluşan bir çerçeve daha ortaya koydu. Barış Konferansı'na katılmadı çünkü temel argümanı Rusya'nın olmadığı bir konferansta benim yerim yok dedi. Brezilya, Hindistan gibi ülkeler katıldı ama onlar da bildiri imzalamadılar. Şimdi Çin'in küresel siyaseti ve küresel gündemi etkileyen bu ciddi krizler karşısında ön alıcı hamlelere yönelmekte olduğunu görürüz. Ukrayna bunlardan bir tanesi. Aslında Zelenski Ukrayna barış sürecine giden süreçte o dönemde Çin'i bayağı ağır eleştiriler yöneltti ama bir taraftan da Çin'in Rus savaş ekonomisine destek olacak bir takım malzemeleri Rusya'ya ihraç ettiğini dile getirdi. O çerçevede yani Rus savaş sanayini desteklediği için eleştirdi. Bir taraftan da tabii Çin'i yok varsaymak mümkün değil. Bir aktör olarak hele bugünkü koşullarda. Kuleba'nın ziyaretini de bence bu açıdan değerlendirmek lazım. Aslında bir şeye burada belki parmak basmakta fayda var. Şubat 2023'te ortaya koyduğu tutum kağıdında yer alan temel noktaları
bilahare geliştirdiği çerçevelerin içine yediriyor. Bunlar içinde ortak noktalar var. Örneğin daha sonra hani 3. Dünya Savaşı senaryosunu da konuşacağız ya, kitle imha silahlarının yayılmasına karşı herhangi bir şekilde nükleer tehdit veya şantajda bulunmaya sivil nükleer reaktörlere yapılacak saldırılara karşı. Ama bir şey daha var. Bütün bu kağıtlarda yer alan bir ortak nokta daha var. Bu gelişmelerin başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere dünya ekonomisini, aynen bu tabiri kullanıyorlar, ve dünya tedarik zincirlerini bozmakta olduğu, dolayısıyla bunun bir an evvel sonlandırılması gerektiğini de ısrarla gündeme getiriyor. Çok doğru, gayet iyi bir özet bu. Söylediğin gibi Kuleba ve Çin mevkidaşıyla yapılan görüşmenin seyri, sonrasında yapılan açıklamalar bize 3. Dünya Savaşı ile ilgili yapacağımız hani değerlendirmeye de ışık tutacak bir takım ipuçları taşıyor. Ben bu ziyaretle ilgili birkaç hususu hatırlatmakta yarar görüyorum. Bunlardan birincisi, Çin ne Kırım'ın ilhakını ne de Rusya'nın ilhak ettiğini açıkladığı, aslında askeri olarak hepsine tam hakim değil, 4 oblastı, 4 bölgeyi yani de Rusya'ya ait olarak tanımıyor. Aynen. Ve 2014'ten beri, yani Kırım olayından beri bu tutumunu sürdürüyor. İkinci unsur, Çin Dışişleri Bakanı'yla görüşmesini naklederken, Kuleba'nın, Çin tarafı da bunu yalanlamadı, adil çözümden söz ediyor Çin Dışişleri Bakanı. Özür dilerim, Kuleba. Çin Dışişleri Bakanı da adil ve kalıcı diye tamamlıyor Kuleba'nın sözlerini. Evet, yani Çin mutlaka bazı açılardan Ukrayna krizinden faydalanıyor. Fakat orta ve uzun vadede bu krizin kendi çıkarlarına uygun olmadığını da idraki içinde. Dolayısıyla barış istikametinde veyahut da en azından ateşkes istikametinde yönünde ön almaya çalışıyor. Çin tabiatıyla Rusya üzerinde etkili. Bu etkisi de ziyaret vesilesiyle bir daha ortaya çıktı. Ziyaretle ilgili soruya Rus tarafı Peskov bu defa çok böyle usturuplu, böyle nazik diyebileceğim bir cevap verdi. Çünkü olay Çin'den kaynaklanıyor. Çin'in müdahalesinden kaynaklanıyor. Nükleere sen de temas ettin. Çin gerçekten bir nükleer çatışma konusunda fevkalade hassas. Evet. Ve bunu kendi çıkarlarına aykırı görüyor. Daha önceden de birkaç müdahalesi oldu bu konuda. Dolayısıyla yani Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri, Ukrayna bağlamındaki ilişkileri çok böyle hassas bir şekilde değerlendirmek lazım. Ve iki ülke arasında mutlak bir ittifak olduğu kanaatinden uzaklaşarak değerlendirmeye gitmek gerekiyor. Yani sınırsız ortaklığın sınırı. Sınırsız ortaklığın ciddi şekilde belirgin sınırları, hadleri mevcut.
Evet, sahada ki durum söylediğin gibi Trump'ın gelmesi ihtimali açıkçası savaşa, daha önce de bunu birkaç defa konuştuk, çok fazla etkide bulunacak bir gelişme olmayacak düşünceme göre. Ve yardım devam ediyor. Yalnız bu süreçte belki onu 3. Dünya Savaşı faslında senaryosu faslında ele alabiliriz. Gerçekten Avrupa ülkeleri ciddi bir hazırlık içinde Ukrayna'ya kararlı bir destek anlayışını tahkim ediyorlar. Ayrıca Ukrayna'yı kendilerine yönelik tehdidin ilk aşaması olarak değerlendirdikleri, gördüklerine dair de kuvvetli işaretler veriyorlar. İşte 2026'ya kadar orta menzilli füzelerin, Amerikan füzelerinin Almanya'ya yerleştirilmesi bizim gençliğimizde evet, çok önemli Pershing bir konuydu krizi, bu. Krizini çağrıştıran bir süreç tetikleyebilir tabii. Evet. Krizi bilmiyorum tetikleyebilir mi? Rusya'nın o kadar gücü var mı? Sovyetler Birliği döneminde sahip olduğu güce sahip mi? Onu istersen 3. Dünya Savaşı ile ilgili senaryolar bağlamında değerlendiririz. İstersen vakti tasarruflu kullanalım. Bir de belki şu küçük ilaveyi yapabiliriz. Son dönemde çok daha ciddi bir şekilde özellikle Zelenski'nin realiteyi, yani gerçekliği yakalamaya başladığı iddialarını, maksimalist iddialarını yavaş yavaş terk ettiğini de anlıyoruz. Daha önce de yani Kırım'ın yeniden Ukrayna'ya kazandırılması, işgal altında, Rus işgali altındaki bütün toprakların yeniden fethedilmesi gibi iddialarını biraz böyle sanki ertelemiş gibi gözüküyor. Ve önümüzdeki Ekim-Kasım ayında yapılacağı söylenen İsviçre'de gerçekleştirilmiş olana benzer bir barış konferansına bu defa Rusya'nın davet edilmesi konusunu da dile getiriyor. İstersen Çin'in bastırdığı hususlardan biri de bu zaten. Evet. İlgili tarafları, yani savaşan tarafların liderleri arasında doğrudan görüşmenin sağlanması. İsviçre'deki toplantıya katılmamasının ana nedeni de zaten bu. Tabii. Şimdi istersen yani Gazze olayına geçmeden belki bir ara unsur olarak bunu da belirtelim. Çin dünya diplomasisinin merkezi haline gelmiş değil ama diplomatik anlamda ciddi bir aktivite içinde olduğu kesin. Evet, buradan devam edecek olursa çok kısa şunu diyebiliriz. Aslında 2022 yılından itibaren bir başka program vesilesiyle daha söylemiştim ama tekrar belki işaret etmekte fayda var. Çin'in açıkladığı bütün girişim veya projeler hepsi başında küresel var. Evet. Bu bir. İkincisi, bu Ukrayna konusunda aslında Batı da Çin'in bir şeyler yapmasını istedi. Ya Amerika dahil buna. En son işte Fransa ziyareti, yani Avrupa turunda Xi Jinping'in, Macron'un istekleri tabii. Arasında bu. O olimpiyat döneminde Aynen. Ateşkes. Aynen. Evet. Öyle açıklaması. Ziyaret vesilesiyle Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanmayı istemiş. Dolayısıyla orada aslında belki bir yerde
her ne kadar Trump eğer iş başına gelirse hemen ertesi gün yeni bir siyaset açıklaması beklenmiyor olsa da o öngörülemez tutumu nedeniyle bir taraftan Ukrayna, bir taraftan Batı dünyası, öbür taraftan Çin'i angaje etmeye dönük bir kulvar, işte bunun tezahürlerini evet. görüyoruz. Aslında bunların hepsi bir yerde ortak payda olarak belirmiş durumda. Kesinlikle ve belki şu küçük ilaveyi de yapabiliriz. Çin kendisi için çok önemli bir piyasa ve evet. en serbestiyeti en geniş piyasa olan Avrupa Birliği piyasasını da ve Avrupa Birliği ülkelerini de küstürmek İstemiyor. Ticaret açığı, Çin lehine ticaret açığı 400 milyar dolar. Avrupa Birliği ile Çin arasındaki. Evet, Avrupa ülkeleri de Çin'le ilişkilerinde o ticaret açığını giderecek. Dolayısıyla dengeyi evet. sağlayacak bir arayış içindeler. Arayış içindeler. Evet, istersen buradan Gazze'ye, tamam. Gazze'ye geçelim. Tamam. Şimdi... İşte tabii Gazze deyince Netanyahu'nun en son Amerika ziyareti var. Evet. Orada kongrede dile getirdiği evet. hususlar var. Evet. Ama mezalimle başlayalım istersen. Tabii yani ne o mezalim bitmiş değil. Ne kadar tekrarlarsak bitmiş abi, değil. Her gün yeni evet. Sahneler ortaya çıkıyor. Acı, trajik evet. sahneler ortaya çıkıyor. Evet. Herhangi bir şekilde bir taraftan ateşkes sağlanmasına dönük çabalar sürüyor. Sürmüyor değil evet. işte. Roma'da da bir araya geldiler tekrar. Evet. CIA Başkanı William evet, Burns istihbarat mekanizmalar arasında bir takım arayışlar var vesaire. Neyin bırakılması. Aynen. Ama bir de baktık ki bu sefer bambaşka bir boyut kazandı iş. Golan Tepelerinde işte bir roket. Bu nereden gelmiştir, neydir, ne değildir belli değil ama 12 Dürzi. Tane çocuk orada. Dürzi bölgesi evet orada. Ölünce bu sefer İsrail'in... Ama İsrail vatandaşı. İsrail vatandaşı evet. Bu sefer İsrail'in Hizbullah'a dönük tehdit attı. Hatta Güney Lübnan'da drone saldırısı yaptı. Evet. O iş iyice alevlenir gibi oldu. Bu sefer İsrail ile Hizbullah arasında bir çatışmayı engellemek üzere diplomatik çevreler harekete geçtiler. Çünkü ilave bir çatışma Amerika başta olmuş. Amerika da geçti tabii. Amerika başta olmuş. Amerika elbette. Keza Avrupa ülkeleri de. Tabii. Avrupa Birliği de savaşın daha boyutlanmaması, işte Lübnan'a sıçramaması üzerine. İşte Lübnan Dışişleri Bakanı'nın beyanatı ortada. Yani Hizbullah'ın Lübnan iç siyasetindeki bir yerde durumuyla da bağlantılı. Tabii. O da teenni eski deyimiyle telkin etti. O şekilde davranması gerekiyor. İş boyutlandı. Dolayısıyla bu yarın öbür gün çok daha geniş çaplı bir İsrail-Hizbullah çatışmasına yol açar mı açmaz mı? Onu şu anda sürdürmekte olan diplomatik çabaların sonucunu beklemek lazım. Evet. Yani burada diplomatik çabalar var mutlaka. Diğer yanda Netanyahu'nun kendini kurtarmak için yapamayacağı bir şey yok. Evet. Artık yani bütün normları aşmış durumda. Hem de fersah aşmış durumda. Evet. Ama diğer yandan da Amerika'da yaptığı konuşmada o senatodaki 52 alkış bir faciaydı. Tabii. 52 defa yan kalkıp alkışlamaları konuşmanın yapıldığı toplantıya katılan milletvekillerinin veya senatörlerin çoğu cumhuriyetçi azımsanmayacak sayıda demokrat ama cumhuriyetlerin tümü katıldı da 96 toplam 96 demokrat katılmadı. Tabii yani Kamala Harris'in demokratların muhtemel başkan adayı Kamala Harris'in de toplantıya katılmamış olmasına ayrıca atıfta bulunmak gerekiyor herhalde. Tabii. Ya Amerika'yı her halükarda o konuşma zaten deli saçması bir konuşmaydı ama hedefi olan bir konuşma
Amerika tamamen bu medeniyetler arası çatışma yaratmaya, tahrik etmeyi. Evet, evet. Yani o damarı hareketlendirmeye. Barbarlıkla yönelik, uygarlık arasındaki çatışma olarak takdim ediyor. Öyle, öyle. Ve ABD'yi bütün bölgeye angaje etme, İran'da telaffuz ederek etti, öyle tabii, bir amaç taşıyordu. Fakat ABD yönetimi, ABD'deki etkili çevreler hala bu çatışmanın İran'a, işte Lübnan'a yayılmaması konusunda dikkatliler. Bir başka unsur da var. Yani İsrail'in içi de aslında tamamen yeknesak değil. İktidara yakın çevreler, Hamas'ın tamamen yok edilmesi yönünde hareket edenler dahi Netanyahu'nun bu durdurak bilmez yaklaşımını tasvip etmediklerini çok açıkça ifade ediyorlar. Bir de şu var, yani biz İsrail ordusunu mesela Ukrayna ordusu veya Rusya ordusundan bahsederken bunların enerjisinin azalacağı, tükeneceği noktalarına temas ediyoruz. İsrail ordusuyla ilgili böyle bir tespit bundan yapılmıyor. Hiç yapılmıyor. Hiç yapılmıyor. Yapılmıyor. Ya bunun yani, muhasebesi çıkarılmıyor. Ya, hayır, Batı basında da pek yapılmıyor. Aslında evet. bu bir realite. Bunlar böyle çelikten yapılmış böyle şey robotlar değil yani. Onların da savaşma gücü belirli bir noktaya kadar devam edebilecek. Yorgunluğun başlamış olduğunu da bir tarafa koyalım. Yani bu Hizbullah'a karşı harekat ve Lübnan'a girme konusu o göründüğü kadar basit değil. İmkansız demiyorum elbette. Ya İsrail toplumu Rus toplumu değil tabii. Elbette. Yani tabii. Ters tepkiler veya protestolar da gelebiliyor. Hatta muhalif olanlar da var. Var. Ciddi bir muhalefet var. Evet. Eski yöneticiler arasında açıkça mücadeleye girmiş olanlar var. Ama iktidar saflarında da çatlak sesler ciddi şekilde çatlak sesler çıkıyor. Hatta askeriyeden gelen çatlak sesler var. Askeriyeden, istihbarattan gelen çatlak sesler var. Dolayısıyla hani böyle mutlaka Lübnan'a saldıracak diye kesin bir hükümde bulunmak çok doğru olmaz. Bu ihtimal elbette var. Ama sanki bir yandan diplomatik baskılar, diğer taraftan İsrail'in içindeki durum sanki Hizbullah'a karşı böyle hedefi belli, zaten yaptı bir iki hamle, orantısal yani. Daha orantısal müdahalelerle sınırlı kalacak. Ama bunu kesin olarak iddia etmek mümkün değil. Doğru. Bir küçük kıvılcım. Sen Roma'daki bir de şey var tabii. Bu arada biz geçen programdan bu yana yine Gazze ve ötesini ilgilendiren İsrail'in Yemen'de Hutilere karşı saldırısı var. Tabii. Orada gelen drone'a karşılık. Yani herkes şunu görüyor. Bu eğer bütün Orta Doğu'ya böyle yayılacak bir hal alırsa ister istemez bir bölgesel savaşa, dolayısıyla büyük güçlerin de bir şekilde doğrudan müdahil olmasına yol açabilir. Evet. Dolayısıyla onu engellemek için elinden geleni yapıyorlar. Aslında Gazze krizi başladıktan sonra da aynı tutumu sergilemişlerdi. Evet, tabii. Yani tabii. Bölge ötesi güçler de aynı tutumu sergilemişlerdi. Evet. Bir nokta daha var. Şimdi ABD de herhalde bunu hesaplayacaktır. Yeni Cumhurbaşkanı nispeten muhalefetten gelen yeni Cumhurbaşkanı'nın seçilmiş olması
aslında İran toplumunda farklı eğilimlerin yani rejime karşı farklı veya rejimle aynı istikamette düşünen eğilimlerin hareketlendiğini gösteriyor. Bugüne kadar tabii ki esas güç ama neydi? Ama bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de alıştığımız İran radikalliğine uzak. Ama İran'da öyle bir fren denge sistemi oluşuyor gibi. Oluşuyor gibi. Yani, dini iktidar bir tarafta. İşte yeni seçilen Cumhurbaşkanı bir tarafta. Dolayısıyla yani bu ortamda İran'ı çok da istenir durum değil. Çok da İran'ın yerde hızlı mesafe kaydediyor olması. Evet, buna da değinenler var. Hatta yine birkaç hafta kaldı diyenler var. İsterse yani yapmaya. Hatta Blinken bile bahsettim lan. Evet. 3-4 haftalık bir süre alır. Bir tek belki bununla bağlantılı olarak öylesine bir taraftan kongreye, öbür taraftan olabildiğince hitap ettiği Amerikan kitlesini söyleyeyim. Öylesine tahrik edici bir söylem kullandı ki zaten bir sürü şeyi hiçbir mesleti olmayan birtakım şeyler, iddialar. Yani açıkça yalan söylüyor. Çok rahat yalan söyleyebiliyor Netanyahu. Bir şey okurken bir şey aklıma geldi. Çağrışımı yaptı kafamda. Şimdi bir terör ekseni diye bir şey kullandı konuşmasında. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musun? George W. Bush 2000'li yıllarda iş başına geldiğinde bir şer ekseni diye bir şey ortaya atmıştı. Evet. O böyle bir çağrışımı yaptı zihnimde. Bir şey daha var söyledi. Yine İran bağlantılı. İran'a karşı bölgede bir İbrahim ittifakı oluşturmaktan bahsetti. Yani enteresan. Çünkü İran'a karşı da bir şey yapmaya, yanına çekmeye çalışıyor. Aslında belki de tırnak içinde yuları bırakılsa belki de İran'a da hani biz şimdi Hizbullah konuşuyoruz ya zaten Hizbullah İran. Dolayısıyla belki de öyle de olacak ama pratikte öyle olmadığını da şöyle gördük. İran'ın biliyorsun hani 300'e yakın drone vesaire füze saldırısı olduğunda ona orantısal karşılık verdi. O da bir enteresan. Tabii. Yani şunu görüyor. Eğer İran'ı bu işin içine çekerse bütün her şeyin kendi aleyhine dönebileceğini de görüyor. Yani o desteğin çok zayıflayacağını da görüyor. Kontrol dışına çıkacağını da görüyor tabiatıyla. Tabii. Yani Suudi Arabistan bunu Chris'in daha ilk günlerinde yaptığımız programlarda söylemiştik. Suudi Arabistan ABD'nin şemsiyesini istiyor. Güvenlik şemsiyesini istiyor. İbrahim Abraham anlaşmalarına yatkın davranılabilir yönetim ama bir de kamuoyu var. Tabii. Yani bir mutlak otoriter bir rejim olmasına rağmen kamuoyunda göz önünde bulundurmak zorunda. Dolayısıyla yani herkes demeye çalışacaktır kontrolden çıkmamasına dikkat etme gayreti içinde olacaktır diye düşünüyorum. Frenleyici aktörler arasında Çin de girdi biliyorsun. Filistinli grupların şekilde toplayarak bir teşkil bildirgesi yayınlandı. İşte Fatah, Hamas ve diğer bir takım 14, gruplar. 14 grubu bir araya getirdi. 14 grubu bir araya getirdi. Tabii aslında bu önemli bir adım. Ama o bildiride yer alan hususların pratiğe ne şekilde yansır? Çünkü bir birlik hükümetinden bahsediliyor orada. Bir ulusal birlik hükümeti kurulmasından bahsediliyor, tesis edilmesinden. Dolayısıyla bunun nasıl hayata geçirileceğini tabii bekleyip göreceğiz. Ama Çin'in bu alanda da bir adım atması enteresan. Tabii. Yani tabii, çünkü Çin'in de işine gelmiyor. Bunun bölgesel boyut kazanması ve genişlemesi bu çatışmanın Çin'in de işine gelmiyor. Orada da yine daha önce de söyledim. Orada bile bu savaşın
dünya ekonomisine olan ters etkilerinden bahsediyor. Elbette onlardan çok enteresan. Çekiniyor. Yani, evet. Bu da Çin'in tutumunu gösteriyor. Kesinlikle. İlave bir, başka bir alanda Çin'in tutumunu ortaya koyuyor tekrar. Tamamen öyle. İstersen bu Erdoğan-Esad görüşmesi, işte çok fazla magazinleştiriliyor Türkiye'de. Ona da değinelim son konumuza geçmeden önce. Şimdi o konuda da şimdi Haziran sonuydu galiba. Ben de Sayın Esed'le dedi öyle kendi ifadesiyle görüşmeye hazırım. İşte tekrar ailecek bir araya geliriz vesaire. Ama şunu görüyoruz ilerleyen süreçte. Nitekim bundan yanılmıyorsam 4 gün önce kadar Moskova'da Putin'le Esad'da görüştüler. Moskova aktif olarak devrede. Tabii Türkiye'den giden bu çağrılar, davetler, işte bir yerde buluşalım, görüşelim, hatta istiyorsan Türkiye'ye gel gibi bir davet. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği enteresan bir yanıt var. O da 2011'e dönelim. 2011 koşullarına dönelim. Bu şu demek, sen buradan askerlerini çek, biz bir başka çerçevede anlaşalım. Yani senin tırnakta askerlerini çekmene belki imkan sağlayacak bir zemin bulalım. 2011'e dönelim diye Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. O enteresan. Esad'ın söyledikleri, Esad da baştan tabii işte askerlerinizi çekin gibi, bunu çekmeden neyi görüşeceğiz falan gibi ön koşullar ortaya koydu. Fakat bu Moskova'daki görüşme ertesinde daha nüanslı bir ifade kullandığını görüyoruz. Ama orada da sonuçta yaptığı açıklamayı ben dikkatlice okumaya çalıştım. Sonuçta orada evet görüşelim ama askerlerin çekilmesi ve terör örgütlerine karşı ortak mücadele konularını taahhüt altına alacak bir zeminde yapılsın görüşme. Onu talep ediyor. Yani böyle görüşelim işte hoş beş falan öyle bir anlayış içinde değil. İkinci burada tespitim Türkiye'nin dön koşulları var. Türkiye'nin dön muhalefeti iktidara ondan sonra Türkiye'nin de ima ettiği koşulları var. İşte birlikte öncelikle özerk PKK yönetimini PYD yönetimini ortadan kaldıralım, YPG yönetimini ortadan kaldıralım gibi ön koşulları var. Yani ben bu sürecin görüşme olabilir, imkansız değil tabii ama takdim edildiği kadar böyle hızlı gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bir de parantez içinde şunu söylemek lazım. Hani hiçbir şekilde Rusya'nın Esad'a her istediğini yaptırabildiğini de düşünmemek gerekir. İran faktörü de var tabii. İran faktörü de var ama açıkçası benim Moskova tecrübemden edindiğim izlenim Putin ne derse Esad yapar mantığının yanlış olduğudur. Ben şöyle bakıyorum. Bu işin terör boyutu itibariyle, yani güvenlik boyutu itibariyle eğer doğru düzgün bir diyalog kurulması hedefleniyorsa gerçekten o konuda taraflar samimi ise o zaman güncellenmiş bir Adana mutabakatına benzer bir çerçevenin ortaya konması. Rusların çok uzun zamandan doğru söylediği Putin bunu şey. Putin hep bunu hatırlattı geçmişte. İşin terör boyutunu konuşuyoruz. Diğer hususlar ise daha başka belki bir çerçeve oluşturulması gerekir. Veya ikisi bir arada. Yani bir taraftan işte Türkiye'nin bahsettiği bir takım koşullar var. Öbür taraftan Suriye'nin karşı koşulları veya ön koşulları söz konusu. Bunları buluşturacak bir çerçeve metin üzerinde bir kere mutabık kalınsın ki iki lider bir araya gelebilsin. Yoksa
Sırf konuşmak için bir araya gelmenin manası yok. Her halükarda Esad Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurmasını kendisi açısından meşrulaştırıyor gibi gösterecek bir istemez. Evet. Çünkü onu kendi onun bir çevresine izah edemez. Ve bu görüşme gerçekleşse dahi hani sorunun çözümü hakikaten çok uzun vadeye yayılacaktır. Sığınmacıların, mültecilerin dönüşünü de yarın öbür gün gelecek sene, 3 sene sonra İdlib'de toplanan radikaller işte, yani sorun o kadar çok ki. Ve burada benim çekindiğim bu husus var. İstersen bununla noktalayalım. Şimdi Türkiye'nin Suriye politikası, hep bunu söylüyorum, A'dan Z'ye yanlış olmuştur. Türkiye olayları, Suriye'yi ve bu olaya müdahil aktörleri, Rusya ve Amerika dahil, doğru dürüst okuyamamıştır. Bugün de bu normalleşme, tırnak içinde söylüyorum, adı altında takdim edilen süreçte yapılacak yanlış okumalar, emin ol, daha önce yaratılan olumsuz sonuçların mislini yaratabilir. Dolayısıyla çok hassas ve dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Bir kere konuyu magazinleştirmekten çıkartmak icap ediyor. İstersen kısaca da Rize'deki sözlere değinelim. Evet. Yani ben bunu İsrail'e gireriz şey yapayım. Onun bu kastı. Evet, evet, evet. Yani bu yani Cumhurbaşkanı'na yakıştırmıyorum. Çok ama şaşırmadım. Hı. Şaşırmadım çünkü Türkiye'nin dış politikasının bugün bulunduğu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin bugün bulunduğu sefalet hali maalesef kısmen bu aşırı hezeyan, heyecan ve öfkelerden kaynaklanıyor. Daha önce de bu tür düşünmeden beyanlar yapıldı. Bu yani çok üzücü. Ya biraz önce söylediğin, senin değindiğin hani Türkiye'nin Filistinlilerin esas hamisi olduğu iddia ediliyor ya, oysa kimse bu başrolü Türkiye'ye atfetmiyor. Ne Araplar ne başka ülkeler. Şimdi Çin bu 14 grubu Türkiye'nin bilgisi dışında, hatta Türkiye dışlanarak toplamış olmasına belki sinirlendi. Belki yeniden Refah Partisi'nin eleştirilerine sinirleniyor. O öfke içinde kontrolsüz bir konuşma. Evet. Bir de hani caydırıcı anlamda söylediğini farz edelim. Orada bile yanlış diye nitelendiriyorum. Türkiye Eurofighter almak için kapı kapı dolaşıyor. Ben bu beyanın Türkiye'nin Eurofighter tedarikini zorlaştıracağı kanaatindeyim. Burada bitiriyorum. Şöyle bir şey söyleyelim. Somali'ye donanmanın önemli unsurlarını göndereceksin. Libya'da askeri mevcudiyet bulunduracaksın. Evet. Katar'daki üsse askeri mevcudiyetin olacak. Evet. Bir de kalkıp İsrail'le savaşacağız. Evet. Evet. Ya bu kimsenin yani dünya kamuoyunda akıl izan yok. Akıl izan yok. Kimsenin yani ciddiye alacağı bir şey akıl değil. Akıl izan yok. Kaldı ki yani bizim bu ulusal menfaatleri koruma değil artık. Bizim bölgemizde zaten yeterince sorunlar var hemen yanı başımızda. Dolayısıyla daha onlar çözülmeden şimdi bir de böyle İsrail'e dönüp böyle bir... Kaldı ki milli davamız değil bir daha. Yani, evet. Milli davamız değil. Türkiye eğer olmazdı ama
Çin'in yaptığı gibi o bütün Filistinli grupları Türkiye'de toplasaydı denedi, işte bu gelmiyor denedi, ama denedi, gelmiyor yani. İşte. Şimdi Abbas'a da orada hakaret amüs konuştu. Evet, yani bu da cevap verdi. Gereksizdi. O da cevap verdi. Cevap verdi. Büyükelçisi devreye girdi. Cevap dedin tabii onu da açıkça ifade edelim. İsrail'in de bu anlamsız Erdoğan anlamsız çıkışına verdiği cevap da o da ayrı bir rezalet. Onda kınıyorum. Aynen. O da ayrı bir rezalet. Ayrı bir rezalet. Aynen. Ama onlar zaten yani tamamen normlardan değerlerden korkmuş durumdalar İsrail'ler. İsrail hükümeti. O beyan İsrail'deki aşırı sağcıların elini de güçlendiriyor. Tabii. Yani tabii. İlk sonucu tabii. Aşırı sağcıların o bölgede izledikleri veya Gazze'de yaptıkları katliamlar falan, onlara da bir ölçüde meşruiyet zemini hazırlıyor. Kesinlikle. Hikaye yok. Kesinlikle. Yani buna yol açıyorsun. Kesinlikle. Yani bu yani bir Türkiye gibi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bir aşırı uç söylemi tercih etmesi yanlış. Tabii aşırı uç söylemi tercih etmesi başka ülkelerdeki aşırı uçları da tahrik ediyor veya onları besliyor ister yani istemez. Belirli çevrelerden oyalanma kaygısıyla dile getirilmiş olsa bile o zaman Türkiye'nin ülke olarak tabii saygınlığını zaten azalmış, zayıflamış saygınlığını tabii, daha tabii, da gölgeleyecek bir sonuca tabii. yol açıyor. Kesinlikle. Şimdi geçtiğimiz programda bu sıkça konuşulan 3. Dünya Savaşı meselesinden, senaryolarından söz etmiştik. Bunu tabii konuşulabilir ama ölçülü konuşmak lazım, iyi tahlil etmek lazım. Sen o programdan sonra gayet açıklayıcı bir makale de yazdın. İstersen hızla o konuya geçelim ve vaktimiz bitiyor. Onu şöyle, bu Türkiye'de gündeme gelmeden çok daha önce aslında Batı dahil birçok düşünce kuruluşu nezdinde veya işte analistlerce zaten ele alınan bir konu. Doğru. Ve bunun başlangıç noktası da dayandırdıkları ana nokta da eğer Rusya-Ukrayna savaşında Rusya kendi egemenliğine veya topraklarına dönük bir tehdit hissederse ve bunun karşısında bir nükleer silah kullanırsa bu 3. Dünya Savaşı demektir. Bu şekilde başladı. Tabii. Dolayısıyla Ukrayna'ya yapılacak desteklerin miktarı ve kapsamı da konusunda da bu konu gündeme geldi. Eğer biz Ukrayna'ya Rusya'yı vuracak kapasitede askeri yetenekler sağlarsak bu Rusya'yı üzerimize saldırmasına zemin olur. Böyle başladı hikaye. Evet. Türkiye'de yeni getirildi bu. İşte bundan bir iki ay evvel, tabii. Bir ay en fazla evvel Türkiye'de bir gündeme yeni getirildi. Hoş tartışan çevrelerde vardı. Bir kere şunu görmek lazım. Aslında çoğu analistin birleştiği nokta şu. Biz devam eden çatışmaları, ki bunlar şu anda dünya savaşı değil tabiatıyla ama eski iki dünya savaşı paradigması altında bakamayız. Çünkü barışla savaş arasındaki eski keskin çizgi artık kaybolmuştur. Yeni yeni tehdit unsurlar ortaya çıkmıştır. Tabii. İşte siber unsurlar, hibrit tehditler vesaire. Ve toplumların sadece hükümet katmanlarının, toplumların tümünü ilgilendiren ve tümünü de içine çeken burada bir girdaptan söz ediyoruz. O bulanıklaştırıyor çizgiyi. Yani savaşla barış arasında çizgiyi bu. Bir kere bu şekilde bakmak lazım. Salt bu optikten bakarsan belki de mini 3. Dünya Savaşlarına tanık oluyoruz. Mini. Yani işte Ukrayna da öyle. Ama Dünya Savaşı ama değil. Dünya Savaşı değil. Yani işte özür dilerim. Evet. Çok küçük bir parantez açacağım. Dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan gerginlikler, düşük veya orta yoğunluktaki çatışmalar veya savaşlar
bir dünya savaşı olarak görmemek lazım. Ayrıca siyasi gerginlikler de var bunun üstünde. Evet, bir ciddi gerginlik ve kriz döneminden geçiyoruz ama buradan dünya savaşı sonucuna varmaya çok ciddi bir mesafe söz konusu. Aynen öyle. Başka bir şey daha var. Bunu da ortaya koyalım. Her ne kadar özellikle bu hem Ukrayna'da olsun hem Gazze'de olsun çatışmalar büyük güçler arasında üç ana güç söyleyeyim, daha açık söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin arasındaki stratejik rekabeti keskinleştirmiş olsa da her üç aktör de bunun bütün dünyayı kasıp kavuracak bir felakete yol açmasında çıkarları yok. Yok. Bu Amerika için de geçerli. Rusya zaten Batı ile savaşmam diyor. Amerika ben Rusya ile Ukrayna'da savaşmam diyor. Avrupa da aynı şeyi söylüyor. Çin şu an itibariyle Amerika'yı askeri anlamda doğrudan karşısına almak istemiyor. Şimdi dolayısıyla üstelik demin de konuştuk. Hani küresel tedarik zincirlerini korumak. Tabii. Dünya ekonomisinden olan payını olabildiğince arttırmaya çalışmak. Tabii. Vesaire. Bütün bu ortamda bu üç ana güç arasında bir ciddi bir çatışma olmadığı takdirde her ne kadar savaşla barış arasındaki çizgi bulanık hale gelmiş olsa da biz bu mevcut çatışmaları dünya savaşı olarak niteleyemeyiz ve böyle bir potansiyel tehlike var mı? Var ama ancak bu üç büyük güç veya bunları destekleyen müttefik ülkeler, taraftarlar vesaire eğer bunlar işin içine girerse o zaman farklı bir tabloyu konuşuyor oluruz. Şimdi ama onun dışında böyle efendim 3. Dünya Savaşı çıkacak. Buna göre şey bunu kullananlar var ya. Amerika'da olsun, Rusya'da olsun, hatta Çin'de tabii olsun, şurada olsun, burada olsun. Macaristan'da olsun. Burada yine siyaset için bravo kullanıyorlar bravo bunu. Kesinlikle. Ve bu, yani bu otoriter veya otoriterliğe yatkın olan siyasilerin veyahut da rejimlerin tercih ettiği bir söylem ve iddia bu. Şimdi ben ve popülist takımları. Ben de bir iki söz edeyim. Şimdi 3. Dünya Savaşı çıkarsa bu ya nükleer olacaktır ya da olmayacaktır. Evet. Yani 3. Dünya Savaşı ya nükleer olacaktır ya da olmayacaktır. Ve bir 3. Dünya Savaşı'nı göze alabilmeleri için ülkelerin nükleeri kullanmayı da göze almaları evet gerekir. Evet, nükleer silahlarla ilgili anlaşmalar ortadan kalktı maalesef. Ama nükleer savaşı önleyen esas itibariyle bu anlaşmalar değildi. Neydi? Dehşet dengesi ve savaş çıkmaması yönünde siyasi karar vericiler nezdinde oluşan siyasal iradeydi. Yani anlaşma varken de savaş çıkabilirdi. Doğru. Ben o siyasal iradenin biraz önce söylediğin gibi var olduğuna inanıyorum. İkinci söyleyeceğim husus üç süper güç dedim. Ben onu hep böyle 2,15 filan 25 olarak, 2,1 çeyrek olarak. Ha işte Rusya elinde nükleer kuvvet olduğu için. Nükleer kuvvet ama yani Rusya bir güç ama fakir bir güç. Evet ben de. Yani sonuçta yani ne Çin değil caydırıcılığı yani. Tabii ki ne caydırıcılığı ne bir savaşı göze alabilecek imkanlara sahip. Sadece ve sadece gayri safi milli hasılası itibariyle bunu düşündüğümüzde mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Ayrıca yani biraz önce sözünü ettik. Çin'in kayıtsız şartsız Rusya'nın taktik dahi olsa nükleer güç kullanımını tasvip etmeyeceği. İp kopar orada. Tabii. Öyle bir şey yaparsa Rusya orada ip kopar. Kesinlikle tasvip etmeyeceği kanaatindeyim. Ayrıca Dünya Savaşı, tabii çok haklısın. Birinci ve ikinci Dünya Savaşı koşulları yok. Çok farklı koşullar var bugün. Ama
O koşullara göre değerlendirecek olsak bile o koşullardaki ittifak silsilesi, yani savaşa yol açan ittifakların yarattığı silsile burada yok aslında. Burada yok. Yok. Bir tek ittifak var, NATO. Evet, doğru. Bir de Rusya var. Evet, evet. Aslında öyle bakmak lazım. Rusya dışında Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartmaya yeltenebilecek orta vadede yarın öbür gün 10 sene sonra Çin, Tayvan vesaire ne olup onu şu anda kestiremeyiz. Ama bugün için orta vadede Rusya dışında, yani Rusya'nın NATO ittifakına savaş ilan etmesi gerekiyor bir dünya savaşından söz edebilmek için. Dolayısıyla bu tartışmaya da tabii ki yani konuşulacaktır ama özenle, dikkatle yaklaşmak gerekiyor ve bunun bir takım rejimlerin iç siyaset malzemesi olarak kullanmalarına da direnmek gerekiyor. Bir stratejik dengeden bahsettin, çok doğru. Aslında çok farklı koşullar bugün küresel siyaseti ve güvenliği etkiliyor olsa da karşılıklı yıkım, güvenceli yıkım dedikleri eskiden kalma bir terim ama yani dehşet dengesinin parametreleri kökten değişmiş değil. Tabii değil. Dolayısıyla yine o üçlü şey hem Rusya'nın elinde aynı şey var hem Amerika'nın elinde. Yani hava, kara, deniz. Tabii. Buna dayalı denge kökünden değişmiş değil. Bu denge, eğer dengeyi değiştirecek bir tablo ortaya çıkarsa o zaman çok daha ciddi konuşmak lazım. Ama çok tane teknik deyimiyle karşılıklı güvenceli yıkım veya dehşet dengesi bugünkü koşullarda bile çok büyük ölçüde devam ediyor. Tabii, yapılacak analizlerde itibariyle bunu veri olarak kabul etmek lazım. Kesinlikle. Nükleerin yenilenmesi konusunda da ABD'nin çok önemli bir proje var. İçine girdiğini, var. Bu projenin 140 milyar dolar ile 300 milyar dolar arasında bir meblağa göre hesaplandığında söyleyelim, Rusya'nın rahatsızlığın nedenlerinden biri de bu ve Rusya bugün böyle yine çünkü St. Petersburg'daki bir tören sırasında hafif imalarda bulundu Putin. Rusya Kanada, yani Ukrayna savaş hattında en ufak bir sıkıntıya muhatap olduğunda nükleer kartı seslendiriyor. Evet. Bu aslında bir zafiyetin de göstergesi. Evet, uygun görsen noktalayalım burada. Medyascope izleyicilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Çok teşekkürler bizleri dinlediğiniz için. Evet, herkese iyi günler, sevgiler ve saygılarımızı sunuyoruz.